Selçuk Özdağ'a aslında şunu sormak isterim ben bir gazeteci olarak. Şimdi gördüğünüz teklifi ne düşünüyorsunuz? Bunu buna evet oyu verme eğiliminde mi partiniz? Yoksa bunu altılı masayla mı devam etme eğilimindesiniz? Bunu sormak istiyorum. Bir de istiyorum. Yani şöyle hani bir, Şentop'la başlayalım, içeriğine doğru gidelim o zaman. Öyle Yavuz abiden Şentop'la de görüş alacağız. Söyleyeyim. Şentop sabıkalı. Neden sabıkalı? Birincisi, biliyorsunuz bir İçişleri Bakanlığı barolar yürürken Ankara'ya bu baro çeşitliliği noktasında bir hazırlık yapıyordu iktidar. Bu sırada barolar da Ankara'ya yürüyüşler yaptılar. Bu anayasanın kendilerine vermiş olduğu bir haktı. Çünkü gösteri yürüyüşü, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak her vatandaşın, her kişinin göreviydi, yapabilirdi, izinliydi anayasa tarafından. Ve bunun üzerine İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınlayarak bunu yasakladı. Ve bu Anayasa Mahkemesi'ne götürüldü. Anayasa Mahkemesi de bunu iptal etti. İptal ettikten sonra hükümet şunu yapmak istedi, Cumhur Partisi. Bir kanun çıkartalım ve bu kanunla da bu işi düzenleyelim dediler. Ve böylece bu konuyu aşalım. Kanun çıkartmak için sundular. Kanun meclise geldi. O gün Cumhur Partisi'nin, yani AK Parti ve MHP'nin oyları azdı. Muhalefet çoğunluktaydı ve bu yasa geçmedi. Bu yasa geçmeyince iş düzük gereği geçmeyen bir yasa ancak bir yıl sonra tekrar yasa teklifi olarak veyahut da kanun tasarısı olarak Bakanlar Kurulu tarafından meclise gönderilir. Bunu beklemedi Mustafa Şentop. Derhal iş düzüğü delerek, iş düzüğü dinlemeyerek bu yasayı tekrar getirdi ve AK Parti ile MHP'lerin çoğunlukta olduğu bir günde bu yasayı geçirdiler. Kanun tanımıyorlar. Anayasayı dinlemiyorlar. Biz yaptık oldu diyorlar. Kendisi bunları yaparken de niçin yaptığını söyleyeyim. Biliyorsunuz 2017 yılında bir referanduma gittik ve anayasa değişikliği, bir siyasi mühendislik anayasasıydı o. Yandan işte yargılanmayalım diyerek, bir diğer yandan da bir tek adama göre kuvvetler ayrılığı ilkesini tek bir kişinin üzerinde minnemiş hale getirebilmek ve de istediklerini yapabilmek için bir noktada kendi ideolojilerini devlete renk olarak vermek için çalıştıkları, çabaladıkları bir anayasaydı o. Bu anayasada Cumhurbaşkanı iki defa seçilir yazıyor. Bu sistemde iki defa seçilir yazmayı unuttular. Ve şimdi ise kendisi sürekli olarak ben makale yazıyorum. Ben anayasa profesörüyüm. Cumhurbaşkanlığı kapsamamaktadır. Bu orada bellidir. İşte birinci dönem seçildi, bir daha seçilebilir diyerek anayasanın 101. maddesini delmek istiyor. Şimdi de bir kanun teklifi, anayasa değişikliği kanun teklifi geldi. Bu anayasa değişikliği kanun teklifinde meclis başkanı olarak anayasanın 94. maddesi ve iş düzüğün 64. maddesi gereğince bu şahıs oy kullanamaz ve de aynı zamanda açıkça teklifte bulunamaz. Fakat şöyle, direkt olarak açıkça imza atamaz yazmadığı için gerek anayasanın 64. maddesinde gerekse iş düzüğün 94 ve 64. maddelerinde parti faaliyetlerine katılamaz yazıyor ve de burada açıkça kanun teklifine imza atamaz yazmadığı için buradan istifade ediyor kendisi. Ama bugüne kadar hiçbir meclis başkanının yapmadığını yapıyor bunu. Şu yok mu efendim? Biz haber yazarken bile şunu söylüyoruz. İşte AKP ve MHP anayasa değişiklik teklifini meclis başkanlığına sundu diyoruz. Haber başlığımız bu. Meclis başkanı kendi kendine anayasa değişikliği teklifi sunmuş olmuyor mu? Yani jargon mu ya bu? Oylamaya da katılsınız. Aslında tam bu noktada şunu soracağım. Selçuk Bey, siyasetin acaba şöyle bir amaç güdülüyor olabilir mi? Çünkü bu durum, yani Şentop'un ilk imzacı olması teklifi, Anayasa Mahkemesi süreci eğer gündeme gelirse herhangi bir nedenle, bu yasa, anayasa teklifi yasalaşırsa, bir yasa tartışması boyutu olursa, acaba hani bilerek bir usulden tartışma olsun, bir mağduriyet senaryosuna bir gerekçe hazırlama noktası da olabilir mi? Yani çünkü insan böyle çok yönlü düşünmeye başlıyor. Bunu bile bile neden yapıyorlar acaba diye de. Şimdi ister Hanım, istemez üzerine saatlerdir düşününce usul yönünden bir tartışma hedefleniyor olabilir mi? İş düzüğü dinlemeyen bir şahıs burada da yine aynı şekilde keyfi davranmış ve de sanki onun oyuna ihtiyaçları varmış gibi bu yolu izlemişler. Ben şirinlik muskası yazdığını düşünüyorum ama bu tür şeyleri de düşünmüş olabilirler mi? Olabilirler. Şeytanın aklına gelmeyecek şeyleri bu şekilde akıllarına getirmiş olabilirler. Ama gördüğüm şudur ki
kendisinin yapmış olduğu hem anayasaya aykırıdır 94. maddeye hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğü 64. maddeye de aykırıdır. Ama bunlar aykırılıkları dinlemiyorlar. Şu ana kadar neyi dinlediler Allah aşkına? Nerede kanuna uydular? Nerede Sayıştay raporlarını savcılar gündeme getirebildiler mi? Bunu yapabildiler mi? Yasama, yürütme ve yargı ayrıydı. Sayın Erdoğan hemen yasamanın başında, hem yürütmenin başında, hem yargının başında. Hatta Sayın Erdoğan bir ara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başında oldu. Ne zaman olduğunu örnekler veririm. Vaktim varsa bilmiyorum, zaman ne kadar dar. Bunların da müşahhas somut olarak örneklerini verebilirim. Çok, evet, çok bir değil vaktimiz. Tamam, hanımefendi orada soru sordu. Evet, ben dedi nasıl oy kullanacağız işte, merak ediyorum. Nasıl? Burada bizim oy kullanma hakkımız yok. Ama yani, gelecek belki, ama hani atılması olarak belki, evet. Şöyle, tabii her parti kendisi karar verir. Onlarla ilgili karar verir. Ama biz burada inanç hürriyeti noktasında, insan hakları ve de inanç hürriyetinin noktasında bir referanduma gitmeyi doğru bulmuyoruz. Bu doğru bir şey değildir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun teklifi doğruydu, yasa teklifi doğruydu. Her milletvekilinin Türkiye'de yasa teklifi verme hakkı vardı. Anayasamızda ve yasalarımızda kadınların başörtüsü takamaz diye bir yasak yoktu. Ama 28 Şubat döneminde bir genelge yayınlandı. Üniversitelerde ve kamuda bu şekilde bir kaos meydana getirilerek Türkiye yine aynı şekilde insan kaynaklarını kaybetti ve çatışma ve kutuplaşmaya doğru sevk edildi. Ardından da bu defakto olarak ortadan kaldırıldı biliyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde benim 24. dönem milletvekilliğim döneminde ve orada hem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de sağduyulu davrandılar. Hem diğer milletvekilleri de bu şekilde defakto olarak da bu isteyen takar, isteyen takmaz, kimse kimseyi zorlamaz şekline getirildi ve Türkiye'nin gündeminde de düştü. Bu sırada da bir bunu teminat altına alabilmek adına Sayın Kılıçdaroğlu bir yasa teklifi verdi. Sayın Erdoğan'a ve Sayın Bahçeli'ye düşen bu yasa teklifini kabul etmekti. Bu sefer bunu önümüze işte bir top geldi, işte gol atacağız gibi amiyana tabirle, süfli ifadelerle bu konuya yaklaştı ve anayasa değil. Biz o zaman Gelecek Partisi olarak çağrıda bulunduk. Hem Recep Tayyip Erdoğan'a hem Devlet Bahçeli'ye. Dedik ki bakın, ipe un sermeyin, arabayı yokuşa sürmeyin. Bu yasa teklifini anayasa teklifi haline getirin ve daha sonra da beraberce meclisten geçirelim. Ve ardından bir ikinci maddeyi eklediler orada, bir ailenin korunması noktasında diyerek. Bununla ilgili olarak da ben burada milletvekillerine 3 dönem milletvekilliği yapmış, iktidar partisinde genel başkan yardımcılığı yapmış, orada aynı zamanda challenge yaparak, meydan okuyarak, iktidarın tüm imkanlarını reddederek Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yanında, ona karşı operasyon yapılırken yanında yer almış ve her türlü teklifi, dünyalıkları reddeden bir kişi olarak söylüyorum. Bu teklifler de sıradan teklifler değildi, bana karşı yapılan teklifler. Şimdi burada milletvekillerine düşen görev bu anayasa değişikliğini kabul etmek ve burada referanduma götürmeyerek, eğer referanduma gider de bu referandum %70'lerle, %80'lerle çıkarsa bu Recep Tayyip Erdoğan'ın elini güçlendirir. Seçime burada bir 5,5 aylık, 6 aylık bir sürecimiz kaldı. Eğer Mayıs ayında yapmak istiyorlar ki burada muhalefet de Mayıs ayındaki biz erken seçime, erken seçim olmaz bu, dayatma olur. Ve de aynı zamanda anayasayı delebilmek ve anayasayı dolaşarak tekrar Cumhurbaşkanı'na da üçüncü kez aday olabilmek için yapılmış olan bir muvazalı iş olur. Burada hem İyi Partili milletvekillerinin, hem Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin, hem de Saadet Partili ve Deva Partili milletvekillerinin duyarlı olması gerekmektedir. O nedenle ben meselenin mecliste görüşülerek hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eline, hem Cumhur Partisi'ne bir koz verilmeden, bunu referanduma götürmeden halledilmesi taraftarıyım. Bu benim şahsi görüşlerimdir ve partimin de aynı şekilde bu şekilde düşündüğü kanaatindeyim ben. Peki, bu konu, şimdi bazı başlıklar var tabii. Hani şimdi içeriğini muhalefet de şu anda daha yeni yeni inceliyor açıkçası. Hani bizler de burada. Ama çok ciddi bugünden tuzaklar da var. Yavuz Selim Demirağ'a hemen soralım. Şimdi mesela çok ciddi tuzaklar evet, da var. Mesela şimdi onlardan evet örnekler de verir misin? Birlikte de zaten inceledik. Yani, öyle kıyafet Hanım, deniyor Yavuz ki. Bey, yani Yavuz Burka Bey, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii, bir şey söyleyeyim sonra devam etsin Yavuz Bey. Özür dilerim efendim. Buyurun. Şimdi bu Sıtkı Ayan meselesi değil mi? Evet, çok baş ağrıtacak. Çok. Ve söylüyorum buradan. Demedi deme İbrahim diyorum. Mesajım bu kadardır. Buyurun efendim. Oraya o zaman tekrar gelelim bir Yavuz abiden bu anayasa ile ilgili görüşü alalım. O Sıtkı Ayan meselesine toplamda kaç dakikamız kaldı arkadaşlar, sığdıralım biraz. Evet, hızlı gidelim. Sığdırmaya gayret tamam, edelim peki. Ama stüdyoda olmak varmış yani. Evet, haftaya stüdyoda olacağız. İnşallah. Şimdi bakın bugün yani gündeme getirilen mecliste basın toplantısıyla gündeme getirilen teklifler arasında böyle bomba gibi de gizli durumlar var. Burka
Yani şimdi Avrupa'nın, dünyanın birçok yerinde yasaklanmış burka. Burka'nın giyilmesinin bile serbest olacağı ile ilgili ciddi şüpheler var orada. Yani çok ciddi şüphelerim var benim. Siz Allah rızası için böyle her tarafınız kapalı, AKP'nin genel merkezine girerken kimsiniz diye güvenlikçiler aramayacaklar mı? Veya yüzünüzü açın görelim demeyecekler mi? MHP genel merkezinde yapılmayacak mı? Böyle çok ciddi tuzakların olduğu kanaatindeyim. Bir de ailenin korunması adı altında. Bir takım özgürlüklerin kısıtlanması. Yok LGBT ile mücadele ediyorlarmış. Yani bırakın, ailenin korunması demek 6 yaşındaki çocukların evlendirilmesi mi demektir yani? Veya bu ahlaksızlığın, bu çürümenin üzerini örtmek mi demek? Bu yüzden ben bu hazırlanan ve bugün mecliste gündeme getirilen Sayın Meclis Başkanı'nın da imzası olduğu bu teklifin son derece tehlikeli olduğu kanaatindeyim. Aslında bu konuda anayasa maddesi çıkarmanın falan da gereği yok. Bunlar yerli yerine oturmuş. Bunları kaşımanın da anlamı yok. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı teklif son derece açık. Bu kadar sıkı giderse onu kabul ederler ama AKP kurulduğundan beri hep mağduriyet üzerine propagandalarını yapmışlar. Yarın öbür gün yine Allah ile aldatma yöntemine sarılıp bakın işte bizim bu teklifimizi kabul etmediler. Yine bizim başörtülü bacılarımızın özgürlüklerini kısıtlayacaklar gibi bir propaganda yapacaklardır. İnanan, çünkü damat beyin ifade ettiği gibi inanan bir kitleleri olacak ama Türkiye genelinde yüzdeye vurduğumuzda bunlar 20 ile 25 arasında kalacak ve Türk milleti, vatandaşlarımız bu tehlikenin farkında, buna prim vermeyecekler diye düşünüyorum. Peki, belki hani şimdi nasıl gelecek, işte belki bir değişiklikler mi olacak, ne olacak, onu, o süreci izleyeceğiz birlikte. Biz yine de tabii o maddeler üzerinden de gidiyoruz ama şimdi Stgayan konusuna tekrar dönmek gerekiyor. Çünkü Selçuk Bey, biraz önce bir ifade kullandınız. Onu tekrar edin ve oradan da devam edin mi demek doğru? Evet, en güzel olur. Artık başlangıç yaptınız. Onun da sonunu da dinleyelim. O hayat meselesi çok çok baş ağrıtacak. Demedi deme İbrahim diyorum. O kendisini bilir. Onlar bilirler kendilerini. Evet. Zaman şimdi, içerisinde. Evet. Sadece Stgayan değil. Bakın Amerika'da bulunan birkaç kişi var. Bir dönem vergi rekortmeni, hayırsever iş insanı dedikleri kişinin kaç milyar dolarlar götürdüğünü, Halk Bankası'nın içine düşürüldüğü durum ortada. Sezgin Baran Korkmaz gibi bir kişi ortada. Bir takım uyuşturucu baronlarının kimlerle irtibat ettiği her şey ortada. Yani uluslararası ilişkilerde tesadüf yok. Öyle anında bir takım mesajlar olur. Obama'nın biz beyzbol sopasıyla verdiği fotoğrafı da biliyoruz. Her birinin ayrı bir mesajı vardır. Ben Stgayan meselesinde ki Sayın Erdoğan'a yakın bir isimdir. Man Adaları'nın önemli bir ismidir. Çünkü Biden asıl daha önce o zaman sizin mal varlığınızla ilgili bir çalışma yaparız dediğinde neler olduğunu biliyoruz. Stgayan meselesi değerli hocamın söylediği gibi daha bu pilav çok su kaldıracak. Önümüzdeki günlerde korkarım bu iş aslında beka meselesi. Türkiye'nin beka meselesi. Türkiye'yi yönetenlerin ilişkileri, bir takım gölgeli ilişkileri yüzünden cidden beka meselesi olacak diye düşünüyorum. Mecburiyet ifadesini hatırlayalım. Şimdi Kılıçdaroğlu Trump yapacaksın derse Erdoğan mecburen yapar demişti mesela, o ifadesi de var. Yani bir mecburiyetten işte de bahsettiğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hatta bize tabii ABD ziyaretinde işte Manhattan'daki yurtta yapıldığı iddia edilen işte o binanın yani önünden yaptığı açıklama. Yani bir mecburiyetten de bahsediliyor. Şimdi, içeriden ve dışarıdan. Bunu biraz önce yani şey yaptık.
Mektup var, mektup yani. Onu da biraz önce evet konuştuk. Abi şöyle bir şey var. Bu evet. Sıtkı Ayan meselesinde çok ince bir şey var. Biraz önce anlattım, bir kez daha anlatayım. Hakikaten önemli çünkü sizin de görüşlerinizi almak isterim. Şöyle ki, bu Sıtkı Ayan'ın işbirliği yaptığı iddia ediyor Amerika. Bir grupla işbirliği yapıyor. Bunlar İranlı, işte Çinli şirketler, şunlar bunlar var. Ve onların hepsine yaptırım koyuyorlar. Ne zaman koyuyorlar? Mayıs'ta koyuyorlar. Bütün Çinli şirkete, işte İranlılara, şunlara, bunlara, bu işle ilgili olan, Sıtkı Ayan'la irtibatı olan, bu İran petrolleri konusunda, bu Amerika'nın iddiası elbette, herkese Mayıs'ta yaptırım koyuyorlar. Fakat Sıtkı Ayan'a ve onun şirketlerine şimdi koyuyorlar. Bir tek ona. Neden ayırmış olabilirler? Soru bu. Selçuk Bey'e soralım şimdi, önce. Neden şimdi diyor şimdi, Zeynep Gürcan? Bunların zamanlamaları kendi lehlerinedir. Mutlaka ki dış politikada yapacaklar hamleler vardır. Bu hamleler içinde bunları Zoko olarak takdim ederler. Rıza Zarrab neden o zaman oldu? Rıza Zarrab'dan sonra aynı zamanda Halk Bankası neden o zaman oldu? Daha sonra Sezgin Baran Korkmaz ki, Sezgin Baran Korkmaz Rıza Zarrab'dan çok daha farklı şeyler biliyor. Ve bu 17-25 Aralık tapelerine bir bakmak gerekir. Bu Sıtkı Ayan konusunda tapelerde nasıl geçiyordu? Herkesi hatırlamaya ve araştırma yapmaya davet ediyorum. İkinci olarak da bu gemiler meselesinde, gemi şirketleri meselesinde ne kadar alakası vardı bu şahsın bununla ilgili? Ve bu şahsın çok fazla ilişkileri vardır. Bu şahıs çok fazla bu ilişkileri de geride zamanı geldiğinde egemen güçler kullanırlar. Mutlaka bir dış politikada kendi menfaatlerine olacak hamleleri vardır bunların. Afganistan konusunda niye o güne kadar Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeyen Biden bir anda görüştü? Hatta Biden'a ne diyordu bu iktidar? Bunlar bu Biden muhalefeti destekliyor. Biden'ın bir cümlesini çok yıllar önce kullanmış olduğu bir cümleden, işte Türkiye'de darbelerle iktidar değişmesini istemiyoruz, İşte muhalefetin bu noktada bu görevini yapması lazım dediği noktasında, o zaman Biden'a ne yapmışlardı? Çünkü muhalefet işte muhalefeti destekliyor diyerek, muhalefeti desteklediği dedikleri kişiyle bir arada bir anda geldiler ve Afganistan boşaltıldı. Neden? Taliban'dan önceki rejim, orada rejimin yıllarca kendileriyle egemen güçlerle çalışanları taşımaları gerekiyordu. Onların çoğunluğunu Türkiye'ye taşıdılar. Ama çok önemli insanları daha önce peşmergelerde Irak'ta yaptıkları gibi, Irak'ta 9 bin kişiyi taşımışlardı. Burada da yaklaşık 7 bine yakın kişiyi taşıdılar. Bunlar da kendilerinin bizzat has adamlarıydı. Yani kendileri adına çalışan, orada çalışan kişilerdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri adına veyahut da egemen güçler adına çalışan ajanlar da onlar. O ajanları Türkiye üzerinden taşıtmışlardı. Geri zamanı geldi, görüştüler. Geri zamanı gelmeseydi görüşmezlerdi. Şimdi de aynı şekilde Sıtkı Ayan meselesi de böyle. Daha önceki Rıza Zarrab da, Sezgin Baran da Korkmaz meselesi de böyle. Ayrıca Sedat Peker'in itirafları, ifşaatları ve ispatları da Türkiye'de bunları Sedat Peker biliyorsa, Sedat Peker'in bildikleri aynı zamanda egemen güçler tarafından değerlendirilmiyor mu? Konuştukları iddiaları, ifşaatları ve ispatları onlar tarafından da değerlendiriliyor. Onlar da onun bildiklerinin belki çok daha fazlasını biliyor. O belgelere ulaşmışlardır onlar. O nedenle Türkiye'de iktidarın değiştirmek, Türkiye için biraz önce Yavuz Selim Demir ağabeyin söylemiş olduğu gibi bir beka meselesidir. Ben bütün seçmenlere sesleniyorum. AK Partili, MHP'li, kim olursa olsun. 85 milyonda 60 milyon seçmen var. Bütün seçmenler Türkiye'nin geleceğinin bir noktada birilerinin elinde olduğunu ve Türkiye'de bir vesayetçi yapının, yani bu egemen güçlerin bir vesayetçiliğe soyunarak Türkiye üzerinde operasyonlar ve ameliyatlar yaptığını ve Türkiye'nin her geçen günde geleceğinin karaltıldığını bilerek oy kullanmalarını. Ama bu ne kadar sürdürülebilir bir durum ya da işte nereden nereye geldik noktasındayız. Bundan sonra da iktidarda kalmak isteyebilirler. Zaten istiyorlar. Eğer koltuğunuzu kirletmemişseniz, arkanızda ayıplı işler bırakmamışsanız çok rahat bir şekilde görevinizi aynen İsmet İnönü'nün geçmişte Menderes'e devrettiği gibi, bu mağlubiyet benim en büyük zaferimdir diyerek devrettiği gibi, şimdi de bunların devretmesi lazım. Ama arkanızda kirli işler bıraktıysanız siyasi mühendislik anayasası yaparsınız ve seçim kanunu çıkartırsınız, dezenformasyon yasası çıkartırsınız. Bir diğer yandan da ayıplı işlerinizle mal varlığı meselenizi izah edemezsiniz. Rıza Zarrab'ı izah edemezsiniz. Sezgin Baran Korkmaz'ı izah edemezsiniz. Sıtkı Ayan'ı izah edemezsiniz. Sedat Peker'in de söyledikleri konusunda da bir noktada rehine haline Türkiye'yi getirtirsiniz. Bunların hepsi bizim üzerimizde ince ince düşünmemiz gereken bir husus.
Türkiye'nin geleceği noktasında bu iktidarı 5,5 ay sonra değiştireceğiz. 6 ay sonra değiştireceğiz. Değiştirmek milli bir görevdir. Hatta şunu da söyleyeyim. Bir noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yeni devlet kurma noktasında İstiklal Harbi'ndeki mücadelesinin bir noktada eş manası diye diyebilirim de söyleyebilirim. Peki. Son cümleyi de Yavuz Selim Demir'e verelim. Beka meselesi demiştin en son şimdi, Yavuz abi. Evet. Oradan şimdi son cümleyi güzel bir haberle bitireyim. Aslında yarın Gaziantep'te ben de davetliydim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Güneydoğu masası olağanüstü bir çalışma içerisinde benim de çok değerli arkadaşım Hasan Özhan yarın Gaziantep'te Adana, Adıyaman, Urfa, Elazığ gibi çevre illerden çok sayıda sanayici, iş adamları ve KOBİ sahipleri katılacaklar. Hı-hı. Ama benim beni doğurtan ebem vefat etti. Yarın ben onun cenazesinde olacağım için oraya katılamayacağım Gaziantep'e ama Gaziantep'ten çok ciddi önemli güzel haberler geleceği. Rozet takılacağını da biliyoruz yani. Biraz böyle kulis bilgisi de var aslında. Önemli farklı kesimlerden takılacak. Diyelim evet. Evet. Zaten başta KRT ve Ankara Ajansı bunları takip edecek. Bir kulağım da benim Antep'te olacak. Hı-hı. Çok teşekkür ediyorum. Hocam zaten gereği özetledi. Önümüzdeki hafta Sülütyo'da. Evet, daha ayrıntılı bir şekilde. Bu arada biraz önce hem işte Kamil Erozan'ın hem de Ünal Çeviköz'ün mesajlarını da okumuştuk. Dış politikaya ilişkinde altılı masanın artık hazır olduğunu başlıklarının da tekrar altını çizelim. Öyle noktalayalım yavaş yavaş. Efendim, çünkü artık... Orada şunu söyleyeyim mi? Tabii. Bir şey söyleyeyim. Altılı buyurun. Masa her parti Türkiye'nin problemleri ve çözüm önerileri noktasında uzun zamandır çalışıyordu. Evet. Biz sadece 7 komisyonda değil, en son göç komisyonu da oluşturmuştuk. Ortak çalışma grubumuzla beraber. Bunların hepsi uzun soluklu çalışmalardı. Anayasa değişikliği önerimiz de 2 yıl sonra mı gündeme gelecek, 1 yıl sonra mı, 3 yıl sonra mı, 1 yıl sonra bile gelse, 3 yıl sonra bile gelse, 2 yıl sonra bile gelse uzun soluklu çalıştığımızı iktidar partisinin altılı masayı işte dağılıyorlar, şöyle oluyorlar, böyle oluyorlar demesinin tamamen askıya alınacak bir hamle. Biz bütün konuları çalıştık. Gelecek Partisi olarak çalıştık. Diğer partiler çalıştılar ve altılı masaya verdik, sunduk. Ortaklaştığımız her konuyu yazdık. Ortaklaşamadığımız farklılıklarımızla da çalışmalar yaptık. Onları da ortaklaşma noktasında bir noktaya getirdik. Ocak ayının ikinci haftası içerisinde büyük bir ihtimalle liderler yine aynı şekilde kamuoyunun önüne çıkacaklar ve bir noktada hükümet programı gibi takdim edecekler. Yani önce Cumhurbaşkanı adayı belirlenmeden önce ve Cumhurbaşkanı adayının görevlerini, yetkilerini paylaşmadan önce, çünkü bugünkü anayasa değişikliği, anayasa nedeniyle Cumhurbaşkanı bir kadın erkek yapamaz, bir de erkeğe kadın yapamaz. Hem kanun hükmünde kararnamelerle, hem Cumhurbaşkanlığı kararıyla, hem de parlamentodaki oylarla, yani kanun teklifleriyle istediklerini yapabilirler. Ama biz istiyoruz ki öyle bir Cumhurbaşkanı değil. Hani bize diyorlar ya, geçen gün yanılmıyorsam AK Parti sözcüsü söyledi, Ömer Çelik Bey söyledi. İşte bir kukla Cumhurbaşkanı seçecekler. İşte sembolik bir Cumhurbaşkanı. Hayır. Güçlü bir Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Ama güçlü bir Cumhurbaşkanı kazanacak. Keyfiliklerle Türkiye'yi yönetmeyecek. Peki. O etkilerini paylaşacak. Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla, bakanlar kurula ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'yle ortak akılla beraber Türkiye'yi geçici olarak yönetecek. Ardından da bir seçim olacak. O güne kadar yardımlaşma ve dayanışma içerisindeyiz. O gün ise yarışacağız. Peki. O gün 6 parti birbirleriyle yarışacaklar. Ve hemen hemen programımız hazır. Bir de ne zaman toplanacağımızı söyleyeyim. Biz ev sahipliğini yapacağız. Evet. Gelecek. Evet. Biz 17 Aralık'ta Şebi Aruz törenleri var. Mevlana Şebi Aruz törenleri. 17-18 Aralık'ta orada olacağız. Ve 26 Aralık'ta toplanma ihtimali çok yüksek. 24 ve 25 Aralık'ta Mersin'deyiz. Liderlerin de aynı şekilde saatlerinin ve günlerinin uyum içerisinde olması noktasında özellikle. Evet, 26 Aralık olmayı. Peki, onu da not aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Sıtkı ayağın konusunda Selçuk Bey sizinle ilerleyen günlerde tekrar bir araya gelelim. Yavuz abiyle stüdyoda. Evet, bu konuyu tek başına bir konuşmak gerekiyor ilerleyen süreçte. Ve 17-25 Aralık 3 bakanın Yüce Divan'a gitmemesi konusunda. Özellikle o süreç nasıl oldu, ne oldu tekrar anlatalım. Hatırlamak gerekiyor, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Yayınımıza katıldığınız için ben Yavuz abi çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyelim.